İzmir Nevzat Güzel İrmak Süper Amatör Lig Playoff A grubunda güzel bir maç olacak. Ayrancılar Gençlik Spor ve İzmir Spor burada birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Torbalı 7 Eylül sahasında sizlere güzel bir 90 dakika izleteceğimizi düşünüyoruz. Biraz sonra sizlerle tekrar beraber olacağız. Şimdilik ekranlardan ayrılmayın. Tekrardan Amatör Lig haber ekranlarından hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Evet, takımlar sahaya yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Ayrancılar Gençlik Spor şu an sahaya geldi ve hazırlıklarını yapıyorlar orada. Son fotoğraf çekimleri. Ben şimdiden sizlere geçen hafta, daha doğrusu playofflar başladığından bu yana olan durumu biraz anlatmak istiyorum. Nevzat Güzelırmak Süper Amatör Lig Playoff grubunda A grubundayız. Geçen haftaki maçlarda Bayındır Spor Kınık Belediye Spor karşılaştı ve Kınık Belediye deplasmanda 2-1 galip gelmişti. İzmir Spor ise Gazi Emir'le kendi evinde karşılaştılar ve 1-1 beraberlikle sonuçlandı bu maçlar.
Bakıyoruz puan durumuna da. Kınık Belediyespor 3 puanla lider şu anki durumla. Gazi Emir ve İzmir Spor'un birer puanı var. Bayındır Spor ve Ayrancılar Gençlik puanı yok. Ayrancılar Gençlik geçen hafta bay geçmişti. Bu hafta playofflara başlıyor. İlk hafta bay olan takım Ayrancılar Gençlik'ti. Bu grupta tabii ki bugün de 2 maç olacak. Bu şu anki izlediğimiz Ayrancılar Gençlik ve İzmir Spor maçının dışında da Gazi Emir sahasında Gazi Emir Spor ve Bayındır Spor karşılaşıyorlar. Bu aynı saatte başlayacak bu iki maçta. Ve işte şimdi İzmir Spor da sahadaki yerini alıyor. Son fotoğraf çekimleri. Ayrancıların hafta içi olmasına rağmen güzel bir taraftar topluluğu var burada. Coşkulu ve istekli bir taraftar topluluğu var. Takımlarını yalnız bırakmamışlar. Torbalı 7 Eylül sahasında. Şimdi son hazırlıkları yapılıyor. İzmir ASKF Başkanı Efkan Bey de orada futbolcularla beraber onlara başarılar diliyor. Fotoğraflar çekiliyor iki kulüple birlikte. Bir de hakem triosunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Orta alanda orta hakem olarak Sercan Özçevik, yardımcı hakemleri ise Fatih Güren ve Yalçıncan Sevim olacak. Dördüncü hakem Ertan Geveş. Torbalı sahasında hakem triosu ve dördüncü hakemi de sizlere hatırlattıktan sonra seremoniye geçilecek şimdi. Seremoninin ardından artık sayılı dakikalar var maçın başlamasına. Şöyle bir takım kadrolarını da sizlere hatırlatırsak. Ayrancılar Gençlik Spor. Kalede 1 numarada Yaşar Keleş, 85 Muhammed Uçar, 5 Kasım Can Tütüncüoğlu, 17 Sedat Bolyurt, 3 Hasan Doğan, 7 Serkan Yeşilyurt, 19 Oğuzhan Çevik, 71 Ali Kartal, 6 Hüseyin Şen, 88 Ozan Murat Başyılmaz, 10 Abdülkadir Özgen kaptan olarak ilk 11'inde yer alacak Ayrancılar Gençlik Spor'un. Antrenör Doğan Genç hocamız da başlarında olacak. İzmir Spor'da ise 35 numara kalede Uğur Engür, 22 Alpan Çetinkaya, 3 Mert Fahri Yılmaz, 21 Ferhat Yaşar, 17 Rahit Kaya, 14 Yalçın Eroğlu. Marşımızın ardından artık takımlar birbirlerine başarılar diliyorlar. İzmirspor'un kadrosunu sizlere hatırlatıyorduk. Kalede 35 numara Uğur Engür, 22 Alpan Çetinkaya, 3 Mert Fahri Yılmaz, 21 Ferhat Yaşar, 17 Rahit Kaya, 14 Yalçın Eroğlu, 7 Sefer Sever, 16 Hüseyin Adıgüzel, 23 Fahri Başa'da, 8 Fırat Yakıştır, 10 Kubilay Baktır. Teknik sorumlu Soner Keleş'le bugün sahada olacaklar. İki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz.
Ayrancılar'da 99 numara Halil, 4 Recep, 42 Nail, 27 Asancan, 30 Mehmet Burak, 14 Deniz, 20 Kadir, 77 Ali Buğra ve 22 Fatih ilerleyen dakikalarda yer bulmaya çalışacak yedek oyuncuları. İzmir Spor'un yedek oyuncuları ise 1 numarada Halil, Burkay, 9 Sercan, 4 Berkan, 6 Berk, 30 Samet, 11 Cenk, 25 Görkem, 77 Remzi, 24 Mertcan ve 13 Abdullah yedek kulübesinde yer alacak oyuncular da bunlar oluyorlar İzmir Spor'da. Evet, artık son hazırlıklar, fotoğraflar ve biraz sonra maç başlayacak. Hepinize keyifli ve güzel maçlar diliyorum Amatör Lig Haber ekranlarında. Hakemler de yerlerini alıyorlar. Evet, hala bakıyorum taraftarlar gelmeye devam ediyor. Maç izlemek için hafta içi olmasına rağmen epey kalabalık bir taraftar grubu da var burada. Ayrancılar Gençlik Spor taraftarı, biliyorsunuz deplasman takımlarının taraftar yasağı olduğu için sadece burada Ayrancılar Gençlik Spor taraftarları var. Ve tabii ki yöneticileri var burada. Şimdi son hazırlıklar, son kontroller yapılıyor. Hakem Sercan Özçevik. Yardımcı hakemlerden. Olur'u bekliyorlar. Fileler kontrol ediliyor. Evet, ufak kale filelerinde ufak bir problem bulundu, tespit edildi orada. Hemen onun giderilmesi için uğraşılıyor maç başlamadan önce. Evet, artık hakem saatini ayarladı. Maça İzmir Spor başlayacak. Ve ilk düdük çaldı ve maç başladı. İlk atak şu an İzmir Spor'da olacak. Alpan, Ferhat Yaşar. Evet, hazırlıklarını yapıyor. Şimdi uzun bir top gönderdiler Sefer'e. Sefer içeriye doğru ortaladı ama hakem bayrağını kaldırdı. İlk atak offside'la kesilmiş oldu böylece. Şimdi Ayrancılar en direkt serbest vuruşla oyunu tekrar hareketlendirecek. Topun başında Sedat var. Ayrancılar Gençlik'te. Evet, Sedat uzun kullandı. Ozan arkaya doğru aşırdı ama Ali Kartal'a gelmeden defans girdi araya ve topu dışarıya gönderdi. Şimdi Hasan Doğan taç atışını kullandı.
Orada bir karambol anı ama defans hemen uzaklaştırdı oradan. Gerilerden Kasım kafayla uzaklaştırdı. Tekrar ileri doğru gitmek isterken devamlı karşılıklı top kayıpları var ve şu an top dışarıya çıktı. Atışı kullanacak İzmirspor. Mert Fahri Yılmaz ile atış kullanıldı. Hemen karşılandı top. Orada iki takım da istekli başladı bu maça. En son Ayrancılar gençlikte kalmıştı ama araya girdiler. Şimdi bu baskı sonuç verdi ve sağ taraftan bir atak gerçekleştirecek Ayrancılar gençlik. Orada büyük bir mücadele sergileniyor. Mert Fahri uzaklaştırdı ama dışarıya çıktı top. Atışı Ayrancılar gençlik kullanacak. Sağ taraftan ceza alanına yakın bir alan. Bakalım hemen ceza alanının önünde. Yine orada karşılıklı top kayıpları var. Şimdi topu gönderdikleri yerde Ferdi kontrol edemedi. O da kaptırdı topu. Kanat yönünü değiştirdiler. Sol tarafta Ali Kartal. Ali Kartal topu kaptırdı. Sedat defansta arkadaşlarını rahatlattı biraz. Şimdi tekrar Sedat. Hüseyin orada topu kaptırdı. Şimdi ceza alanının içine girdiler. Ferdi vurdu ama sağ taraftan hemen direğin yan tarafından top dışarıya çıktı. Ayrancılar gençlikte oyuncular itirazları var orada ama top out'a çıktı. İlk tehlikeli atak İzmirspor'dan geldi. Ferdi'nin yaptığı vuruşta top az farkla hemen yandan dışarıya çıktı. Direğin yanından ve ilk tehlikeli atak da böylelikle gerçekleşti. Dakikalarımız 4'ü gösteriyor. Yaşar Keleş, kaleci Yaşar kullanacak şimdi kale vuruşunu. Arkadaşlarının yerini almasını bekledi. Yaşar kullandığı vuruşu ileriye doğru gönderdi. Kalabalık bir defansın arasına 3 tane Ayrancılardan oyuncu vardı. Onlar da kaleci Uğur'a gönderdiler. Uğur kanat yönünü değiştirerek sol tarafa verdi topu. Atak sol taraftan gerçekleşirken defans girdi araya. Topu uzaklaştırırken İzmirsporlu oyuncuya çarpan top dışarıya çıktı. Taç atışı Ayrancıların. Evet, şimdi tekrarını izliyorsunuz. Biraz önceki bu tehlikeli pozisyonun. Güzel baskıdan kurtulup topu pasını verirken araya girdiler ve topu aldılar. Tehlikeli bir atak gerçekleştirdi İzmirspor böylelikle. İlk 4 dakika içerisinde karşılıklı ataklar vardı ama tek tehlikeli atak İzmirspor'dan geldi. Oyun tekrar hareketlendi. Şimdi devamlı top takım değiştiriyor. İleriye doğru uzun bir top gönderildi. Orada karşılayan Hasan oldu. Hasan ileriye gönderdi. Defansta şimdi uzun topla çıkmak istiyor. Ve bir topu bıraktı ama çok hatalı bir durumdu. Büyük bir hata geldi Ayrancılar'da. Ama bu hatadan yararlanamayan oyuncu sefer oldu. Kaleci Yaşar başarılı bir kurtarış yaptı orada. İlk 5 dakika içinde 2 tane tehlikeli atak İzmirspor adına gelmiş oldu. Şimdi sol taraftan tekrar atağa kalkmak istiyor. Mert'le mücadelesinde top dışarıya çıktı. Evet, tekrarında görüyorsunuz Sefer neredeyse %100 bir pozisyon dediğimiz kaleciyle karşı karşıyaki pozisyonda faydalanamadı bundan. Şimdi sol taraftan Ali Kartal'la geliyor. Ayrancılar el var. Evet, hemen ceza alanının önünde
Ele çarpan bir top. İzmirsporlu oyuncular da orada itiraz ediyorlar ama direkt bir elle oynama tespit etti hakem Sercan Özçevik. Kaleyi tam karşıdan gören bir pozisyon. Evet, şimdi tekrarını izliyorsunuz. Hakemin hemen karşısında olan bir pozisyondu. Hakem de hiç tereddüt etmeden serbest vuruşu düdüğünü çaldı. Ve şu an hazırlık yapılıyor. Hemen ceza yayının önünde. Kaleye epey yakın ve tehlikeli olabilecek bir durumda. Ayrancılar bir serbest vuruş kullanacak oradan. İtirazlar hala devam ediyor. Evet, topun başında Kaptan Abdülkadir. 5 kişilik bir baraj oluşturuldu İzmirspor'da. Ali Kartal da orada, Abdülkadir de orada. Bakalım hangisi vuracak? Evet, Abdülkadir geliyor. Vurdu ama top hemen kalenin üstünden dışarıya doğru çıktı. Bu ataktan sonuç alamadılar. Ayrancılar Gençlik Spor. Şimdi Uğur İzmir Spor adına kale vuruşunu kullanacak. Paslaşarak kullandılar bu vuruşu. Şimdi İzmirspor kendi alanından uzun bir topla çıkmak istiyor ve çıktı da başarılı oldu. Orada Alpan'a gönderilen top geriye doğru, şimdi Sefer içeri ortaladı ama defanstan döndü top. Hala peşini bırakmış değiller Fırat. Bu sefer sol taraftan gelmek istiyorlar. Mert aldı topu. Mert bir çalım attı geçerken, bir faul yapıldı. Hakem hemen uyarıda bulunuyor. Oğuzhan'a. Serbest vuruşu kullanacak. Kubilay ile İzmirspor. Ceza alanının ön tarafına bakıyoruz. Epey kalabalık oyuncu grubu var. Bir karambol de olabilir orada. Hepsi çok hareketli. İçeriye doğru gönderilen top. Ve kaleci Yaşar çıktı ve aldı topu. Şimdi hızlı bir şekilde başlattı. Ali Kartal'a gönderdi. Ali Kartal kontrol edemedi ama bunu da derken yan hakemin bayrağı havada ve offside. Yalçın. Hemen oyunu başlattılar. Tekrar Yalçın'da. Alpan. Sedat. Arkada hazırlık pasları yapıyorlar. Şimdi uzun oynadılar tekrardan. Defansın arasına atılan bir top, Sefer içeriye doğru çevirdi. Arkalardan Kubilay geldi, vurdu. Ve top yandan dışarıya çıktı. Orada bakıyorum. Kaleci Yaşar'ın da bir müdahalesiyle top dışarıya çıktı ve köşe vuruşu kullanacak şimdi İzmirspor. Bu dakikalarda İzmirspor biraz daha istekli ve arzulu olarak kaleye geliyor. Ve şu ana kadar 3 tane tehlikeli atak ve tekrarını izliyorsunuz. Gerilerden gelen Kubilay vurdu ve kaleci Yaşar'ın hem güzel vuruş hem de kaleci Yaşar'ın güzel kurtarışını birlikte izlemiş olduk. Şimdi Kubilay topun başında, içerisi hareketli, kullanıldı. Gönderilen top, defans uzaklaştırdı orada. Ali Kartal uzaklaştırmaya çalışırken tekrar geriye döndü. Yaşar yine uzun bir şekilde kullandı. Ali Kartal'a doğru
arkada defansın kontrolünde top kaleci Uğur'a kadar geldi. Yalçın, Hüseyin. Şimdi orta alandan gelmek istiyor. Gene uzun bir top yollandı Ferdi'ye doğru. Ama Ferdi'den önce araya giren Oğuzhan uzaklaştırdı. Şimdi Kasım ileriye doğru gönderdi. Ozan sol tarafa doğru gönderdi. Ali Kartal içeriye doğru dönmeye çalışıyor ama ikili orada bir sıkıştırma geldi. Geriye doğru döndü o Hasan'a. Hasan'dan Kasım. Kasım sağ tarafa doğru gönderdi. Oyunun kanat yönünü değiştirdi. Kötü bir kontrol ama iyi bir pas olabilecek mi derken orada Ferhat geldi. Topu kalecisine kazandırdı. Şimdi atış kullanılacak. İzmirspor kullanacak atışı. Hemen hızlı kullanıldı. Bir top kaybı. Ayrancılar hemen ileri doğru gönderdiler. Tehlikeli bir atak olabilecek mi ama defansla iki oyuncunun arasında kaldı Alpan. Alpan geriye doğru döndü. Ferhat ve uzaklaştırdılar. Şu an topu Sefer. Sefer'e üçlü sıkıştırma vardı. Bir baskı var. Topu alabilecek mi Ayrancılar? Ve topu kazandılar şimdi. Ama hatalı bir pasla tekrar kaybettiler derken şimdi tekrar gönderildiği yerde Hasan var. Hasan'ı Sefer takip ediyordu. Hasan'ın kontrolünde top dışarıya çıktı. Atışı kullanacak olan Ayrancılar Gençlik Spor. Hasan kullanacak taç atışını. İtirazlar var hala. Evet, ileriye doğru gönderildi. Orada kafayla Yalçın karşıladı ama top sekmişti. Şimdi kaptan Abdülkadir'den top dışarı çıktı. İzmirspor Alpan'la hemen kullandı taç atışını. Ondan Ferhat. Tekrar Ferhat'ta top. Ferhat yine uzun oynadı Sefer'e doğru. Sefer arkada topu kontrol edebilecek mi derken bayrak havada, offside. Sefer son dakikalarda epey offside'a düşmeye başladı. Uzun toplarla geliyor İzmirspor, özellikle yarı alanı uzun toplarla geçip hemen defansın arkasına sarkmaya çalışıyorlar. Kaleci Yaşar kullanacak. En direkt serbest vuruşu. Uzun kullandı Yaşar. Orada defanstan döndü. Tekrar bir uzun top ama orada Sefer koşmadı. Ferdi baskı yapıyor orada ama biraz daha rahat ileri doğru gönderildi. Top doğrudan dışarıya çıktı. Şimdi Alpan kullanacak İzmirspor'da taç atışını. Alpan uzun kullandı ama orada araya giren Ozan topu tekrar dışarı gönderdi. İzmirspor bir taç atışı daha kullanacak. Yine Alpan. Alpan kalabalığın içerisine doğru gönderdi. Orada kafayla Hasan arkadaşlarına kazandırdı topu. Baskı devam ediyor İzmirspor'da ve bu karşılığını da aldı. Ozan'dan bir hatalı pas gelmişti orada ama top devamlı değişiyor. Tehlikeli bir hareket. Serbest vuruşu kullanacak Ayrancılar Gençlik Spor. Hemen Kasım
kullandı ama top durmadan hemen kullanıldığı için tekrardan atışın kullanılmasını istiyor. Hakem Tercan Özçevik ve tekrar başlatıldı Hasan. Hasan sol taraftan gönderdi topta araya giren oyuncu Ferhat. Atış Ayrancılar Gençlik Spor'un. Hasan gönderdi. Orada bir karambol anı var. Bir faul, serbest vuruş. Evet, şimdi atışı kullanacak İzmirspor. Topun başında Ferhat. Ferhat Alpan'la paslaşarak kullandı. Tekrar Ferhat. Fırat. Şimdi kalecisi Uğur'a döndüler. Ferhat geride hazırlık pasları yapıyorlar. Hüseyin geldi. Oradan top almak için. Şimdi Kubilay. Orada yapılan hareket devam dedi. Evet, güzel hareketlerle ceza alanın içine doğru girerken yerde kaldı. Ama hakem hiçbir şey yok dedi. Devam. Bu arada sol tarafta. Şimdi çok tehlikeli bir atak ve 3 numaralı. Evet. Mert Fahri sol taraftan çok hızlı girdi. Ve sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Onun bu golüyle İzmir Spor deplasmanda Ayrancılar Gençlik karşısında 1-0 öne geçti. Ayrancılar Gençlik'te itirazlar var orada. Biraz sonra bu güzel golün tekrarını izleyeceğiz. İzmir Spor arka arkaya geliyordu. Evet, tekrarını izliyoruz şimdi. Ferhat'ın önüne bırakılan top çok düzgün ve sert bir vuruşla topu ağlara göndermiş oldu Mert Fahri Yılmaz. Dakikalarımız 18'de. Evet, santrayla tekrar oyun başlayacak. Dakikalar 18'de. Mert'in golüyle Ayrancılar Gençlik 0 İzmir Spor 1. Şimdi oyun tekrardan başladı. Sol taraftan Kasım. Geriye ona geldi tekrar Kasım. Uzun yolladı ortaya doğru. Orada sadece İzmir Spor'da Yalçın vardı. O gönderdiği yerde şimdi Alpan. Alpan geriye bıraktı Sefer. Sefer tekrar geriye döndü. Ferhat. Tekrar Ferhat'ta top. Alpan. Gerilerden baskı vardı orada. Yalçın uzaklaştırdı. Sefer'in önünde kaldı şimdi top. Sefer sağ taraftan arkadaşlarının yardıma gelmesini bekliyor. Şimdi içeriye doğru gördü. Son çizgiye inerken içeriye gönderdi. Araya defans girdi. Defansta Serkan. Top yumuşadı ve Yaşar'ın ellerinde kaldı top. Şimdi Yaşar tekrar oyunu başlatacak. 20 dakikayı geride bıraktık. Uzun bir top Alpan kafayla karşıladı İzmir Spor'da. Orada Serkan. Gerilerde Kasım ileriye doğru yolladı. Orada Abdülkadir sağ tarafa gönderdi. Abdülkadir'in gönderdiği yerde Mert topu uzaklaştırırken vurdu. Kasım'a çarpan top dışarıya çıktı. Atışı kullanacak olan İzmir Spor. Oyun yeniden hareketlendi. Cezalının önünde. Şimdi Fırat.
Fırat ileri doğru gönderdi. Elçi Yaşar tekrar uzun oda gönderdi. Sağ tarafa doğru. Sağ tarafta topu takip eden Muhammed. Ama top hızlı dışarıya çıktı. Ayrancılar gençlik tarafından. Şimdi ayrancılar topu bıraktı. Oyun tekrar hareketlendi. Orada Hüseyin geriye doğru döndü. Tehlikeli bir atak. Evet, tehlikeli bir pastı orada. Rahid'in ayaklarına kayarak müdahale etti. Top dışarıya çıktı. Çıkarken de en son temas İzmirsporlu oyunculardan dedi. Hakem Sercan Özçevik ve bir köşe vuruşu kullanacak. Serkan gidiyor. Köşe vuruşunu kullanmak için Serkan bıraktı. İçeride ceza alanının önü ve içinde 7 tane Ayrancılar gençlikten oyuncu var. İçeriye doğru gönderilen top arkaya doğru geldi. Orada Sefer aldı topu. Sefer hızlı çıkmak isterken top dışarıya çıktı. Taç atışını kullanacak Ayrancılar. Düzeltiyorum. Orada bir el olduğunu söylüyor hakem ve bu neticesinde İzmirspor kullanacak bir serbest vuruşu orada. Ferhat ileriye doğru gönderdi. Orada topu alan Fırat. Fırat orada biraz ayağında fazla tutunca topu kaptırdı. Ayrancılar gençlik şimdi taç atışı kullanacak. Sağ taraftan hemen kullanıldı atış. Serkan. Sol taraftan geliyor şimdi İzmirspor. İçeride sadece bir oyuncu var. Uzaklardan vuruş. Top yandan dışarıda. Kaleci Yaşar'ın kontrolünde. Top dışarıya çıktı. Out. Kale vuruşu kullanacak Ayrancılar Gençlik ve Spor. Evet, İzmirspor bugün biraz daha ileride baskı yapıyor ve bu baskının neticesini de alıyorlar. Biraz oyunu dengelemeye çalıştı Ayrancılar Gençlik ama hala biraz daha İzmirspor baskısı altında devam ediyor oyun. Şimdi uzun gönderilen topta geriye doğru sektiren oyuncu Oğuzhan. Ama Sefer'e doğru, Sefer'den önce araya giren oyuncu Hasan'dı. Top dışarıya çıktı. Evet, tekrarında izledik. Bu tehlikeli pozisyonun uzaklardan vurmayı deniyor İzmirspor. Kale içerisinde arkadaşını göremeyince uzaktan bir vuruş yaptılar. Şimdi arkaya doğru sektirildi. Orada topun peşinde olan oyuncu Fırat uzaklaştırıldı ama tekrardan geldiler. Bu sefer Ferdi ile gelmek istediler ama defans girdi araya ve uzaklaştırdı. Şimdi Abdülkadir pasını yolladığı yerde Ozan vardı. Ozan da kaptırdı topu. Yalçın. Yalçın çalımlarla ilerledi. Sol tarafa doğru, sol taraftan kaçıyor. Ceza alanının içerisinde çok tehlikeli bir atak. Yine dışarıya çıktı. İstediği vuruşu yapamadı. Orada Mert. Biraz önce ona benzer bir pozisyonda golü bulmuştu Mert ama bu sefer istediğini yapamadı. Gerilerde Kasım. Kasım. Kasım'dan biraz riskli hareketler orada. İleriye doğru gönderildi. Araya giren oyuncu Yalçın dışarıya attı topu. Tekrarı, evet, biraz önceki pozisyonun, bu tehlikeli pozisyonun tekrarını izliyoruz. Sol taraftan hızlı içeriye girmişlerdi ve Mert burada bu sefer istediği vuruşu yapamadı ve top yandan dışarıya çıktı.
atış kullanıldı. Araya giren oyuncu Mert oldu tekrar ve dışarıya. Mert'i bugün bakıyorsunuz hem ileride hem defansta bir piston gibi çalışıyor. Mert İzmirspor'da sol kanatta çok hareketli bugün. Evet, şimdi Ozan girdi ama ayağından biraz fazla açtı ve top dışarıya çıktı. Out. Kaleci Uğur hemen kullandı. Paslaşarak bu vuruşu. Şimdi hazırlık pasları verdiler. Fırat da tekrar top. Alpan top istiyordu ama onu görmedi. Hüseyin'den tekrardan Fırat'a. Fırat gerilerden çok hızlı bir şekilde geldi. Çalımlarla geçmek istiyor ama ikili sıkıştırmanın arasında kaldı. Ve yerde kalınca hakem Sercan Özçevik de düdüğünü çaldı. Yine çok hızlı başlattılar. Bu sefer sağ tarafa doğru, sağ tarafta Sefer var. Boş. Arkadan Alpan bindiriyor. Alpan'ın önüne doğru. Alpan içeriye doğru gönderdi yerden. Defans girdi araya. Topu uzaklaştırdı. Kıran kırana bir mücadele ilerliyor. Orada Sefer. Alpan. Yalçın soldan. Rahit uzaklardan vurdu ama top üstten dışarıya çıktı. Kaleci Yaşar. Hemen paslaşarak kullandılar atışı. Tekrar paslaşıyorlar. Orada Kasım. Kasım havalandırdı topu. İleride onu karşılayan Fırat. Hüseyin. Ama araya girdi orada. Muhammed. Şimdi kaleciye kadar geldi Yaşar'a. Yaşar'ın vuruşu kısa düştü. Orada Sefer karşıladı. Sefer içeriye doğru baktı. İçeri yolladı. Ama orada vuruşu Ferdi yapamadı. Top onun üstünden gitti. Yine ciddi bir atak gerçekleştirmiş oldu. Şimdi ayrancılar. Bu sefer sol taraftan onlar gelmeye çalışıyorlar. Ozan topu kontrol edemedi. Ve bu arada bayrak havaya kalktı ve offside. Şimdi biraz önceki yaşanan pozisyonu tekrar izliyoruz. Alpan içeriye doğru ortaladı. Defans uzaklaştırdı hemen topu. Geride paslaştılar. Şimdi orta alanı hızlı bir şekilde geçmek istiyorlar. Ferdi. Sefer. Alpan. Tekrar Ferdi. Geriye doğru döndü. Ferhat. Ferhat'ın gönderdiği yerde Yalçın. Sol tarafa doğru döndüler. Şimdi Fırat. Rahit. Fırat. Ferhat. Şimdi gönderildiği yerde Ferdi. Çok hızlı bir şekilde sağ tarafa gönderdiler. Orada Sefer içeriye doğru tekrar ortasını açtı. Defans uzaklaştırdı. Topu alan Serkan. Serkan şimdi hızla çıkmak istiyor. Takımını atağa kaldırmak istiyor. Sol taraftan ama orada Alpan girdi araya. O da kaptırdı. Abdülkadir'de şimdi top. Abdülkadir'e yapılan hareket. Faul deniyordu. Evet, burada biraz gerginlik arttı. Evet, şimdi itirazlar. Biraz önceki pozisyonu izliyorsunuz. Top dışarıya çıktı. Ondan sonra bir kendi aralarında bir sertlik oldu Ferdi ile.
Tekrar izliyorsunuz bu pozisyonu. Aslında pozisyonun uzağında bir yerde iki kişinin tartışmasında Oğuzhan'la Ferdi arasında dakikalar 32'yi gösteriyor artık. Sana bir sarı kart çıktı orada. Şimdi bir sarı kartta kaleci Yaşar'a gösterdi. Hakem Sercan Özçelik. Kaptan Abdülkadir hakemin yanında itirazlarını iletiyor. Taç atışıyla oyun başlayacak. Hasan taç atışını hemen hızlı bir şekilde kullandı. Hüseyin. Şimdi uzaklardan bir vuruş. Kaleye biraz zayıf kaldı. Ali Kartal vuruşu yapmıştı. Ama istediği gibi olmadı o vuruş. Şimdi Uğur kale vuruşunu kullandı. Kaleci Yaşar'a kadar geldi top. Hemen eliyle başlattı oyunu. Kaleci Yaşar. Sedat ileriye doğru gönderdi. Şimdi Ali Kartal topu da kontrol edemedi. Mert'in kontrolünde top dışarıya çıktı. Out. Evet, ayrancılardan da biraz önceki pozisyonu izliyorsunuz işte uzaklardan. Kalenin hemen yaklaşık 30 metre uzağından vurmuştu. Orada Ali Kartal ama istediği vuruşu yapamadı. Şimdi paslaşarak kullandılar kale vuruşunu. Bir baskı var orada. Baskı sonuç verecek mi? Evet, top dışarıya çıktı. Ve ayrancılar topu kazanmış oldu bu baskı neticesinde. Şimdi Hasan kullanıyor taç atışını. Hasan kullandı. Oğuzhan eğildi. Üstünden geçti. Şimdi sol taraftan Serkan gelmek istedi ama defans girdi araya ve topu dışarıya gönderdi. Hasan geldi oraya taç atışını kullanmaya. Uzun bir atış kullanacak Hasan. Hemen ceza alanının içerisine doğru gönderdi. Orada bir karambol. Direkten döndü top. Direkten döndü. Bir karambol anında gitmişti ama top dışarıya çıktı. Köşe vuruşu tespit etti yan hakem. Şimdi bir köşe vuruşu kullanacak ayrancılar. Gir lan kulübeye. Çok biraz sen kendin oyna. Hayır. Hasan gitti. Oraya şimdi köşe vuruşu kullanmaya biraz önceki tehlikeli atağı izliyorsunuz. Çok güzel bir vuruş. O anda hiç kimsenin beklemediği bir vuruştu. Şimdi içeriye doğru gönderilen top. Kafadan seken top dışarıya gitti. Out. Orada Oğuzhan yapmıştı o vuruşu. Kaleci Uğur kullanacak şimdi kale vuruşunu. Oğuzhan baskıda ileride, hemen sağ tarafa Kaptan Abdülkadir de geldi. İleride baskı yapmak istiyordu ama bu sefer Uğur dedi ki uzun kullanacağım, gidin ileriye. Kafayla geriye doğru sektiren Ferdi'ydi. Defansa kaldı. Şimdi ileriye doğru gönderildi. Orada Serkan. Serkan için biraz hızlıydı top. Evet, biraz önceki korneri görüyorsunuz. Orada vurulan kafayla top dışarıya çıktı. Biraz arkasına doğru düştü. İstediği gibi vuramadı orada. Sedat. Şimdi taç atışı kullanıldı. Uzun bir top gönderildi oraya.
Kubilay topu takip ediyor ama kafayla Kasım geriye bıraktı kalecisine. Kalecisi Yaşar eliyle hemen hızlı bir şekilde başlattı. Sağ taraftan gidilmek istendi ama araya giren oyuncu Fırat orada. İzmir Spor'da topu aldı, takım arkadaşlarına kazandırdı Rahit. Şimdi Ferhat. Yalçın düzeltiyorum. Rahit'in önünde boş bir alan var. Defansın arasına bir top atılmak istendi. O gerilerden Mert. Mert topu kontrol etti. Ama tam ediyor derken ayağının altından kaçan top dışarıya çıktı. Şimdi kaleci Yaşar. Kale vuruşunu kullanacak. Atış kullanıldı. Sol tarafa doğru gönderilen top orada. Serkan alabilecek mi? Serkan topa müdahale etmeden kaleci Uğur çıktı ve topu önünden hemen tokatladı. Ve sonunda kontrol altına aldı. Belki bir adım daha önde olabilseydi Serkan. Şimdi Sefer. Bir top kaybı ama Ozan'ın hareketine faul dedi hakem Sercan Özçevik. Serbest vuruş kullanacak İzmir Spor. Ozan ben bir şey yapmadım diye itiraz ediyor ama hakemin kararı değişmiyor. Şimdi topun başında Kubilay var. Hemen yanında Sefer. Sefer hemen koştu. İçeriye doğru, Sefer'in önüne doğru uzatılan top. Sefer kontrol edemedi ama orada oyuncular da kimse tam kontrol edemedi orada topu. Şimdi kafayla karşılayan Ferhat'tı ama onun yaptığı hareket faul olarak nitelendirdi hakem Sercan Özçevik. Şimdi Ozan kullanıyor. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Oyun kanat yönünü değiştirildi. Sağ tarafa doğru atıldı Kasım. Oradan Serkan, tekrar Kasım. Sedat ileriye doğru gönderdi. Gönderdiği yerde o top onun Serkan için biraz hızlıydı. Top dışarıya çıktı. İzmir Spor atışı kullanacak. Ve offside bayrağı da havada kalkınca şimdi endirek vuruşu kullanıyorlar. Endirek vuruş kullanıldı. Uzun bir top kaleci Yaşar'a kadar geldi doğrudan. Yaşar için kolay bir top oldu bu. Şimdi arkadaşlarının dağılmasını beklemişti. Tekrar Yaşar'a baskı var orada. Sağ tarafa doğru gönderdi. Sağ tarafta güzel bir çalım. İçeriye doğru. Şimdi sol tarafa Ali Kartal'a gelmeden araya girdiler. Şimdi orada Fırat. Orada Fırat'a yapılan hareket faul. İzmir Spor kullanacak atışı. Dakikalarda biraz daha orta alan mücadelesi iki takımın da zaman zaman pozisyonları var. Biraz daha dengelenmiş gibi durum görünüyor 1-0'dan sonra. İzmirspor biraz daha sanki geriye çekildi ve ayrancılar biraz daha yükleniyorlar. Şimdi içeriye doğru gönderilen top. Orada kafayla defans uzaklaştırdı hemen. Tekrar İzmirspor. Ferhat'la içeriye doğru gönderdi. Tekrar karşıladılar Ozan. Rahit sağ tarafa doğru gönderdi ama orada topu müdahale edemeden top dışarıya çıktı. Hasan kullandı hemen atışı. Araya giren oyuncu Ferhat oldu. Ferhat sağ tarafa doğru gönderdi. Orada takip edilmedi. Offside olacak gereğiyle.
defansa çarpan top dışarıya çıktı ve bir köşe vuruşu kullanacak. Pardon, düzeltiyorum. Evet, köşe vuruşu kullanacak İzmir Spor. Sefer topun başında. İleride sadece Ali Kartal kaldı Ayrancılar'da. İçeriye doğru gönderilen top gerilerden gelip kafayı vuran oyuncu Ferhat ama top dışarıya çıktı. Cezalının içerisinde de bir oyuncu yerde Ayrancılar'da. Şimdi ayak aktı. Sorun yok. Oğuzhan yerdeydi. Oyun hemen başlatıldı. Tekrardan geriye kaleciye, Kasım'dan kaleci Yaşar'a. Yaşar uzun sağ tarafa doğru gönderdi. Orada Rahit karşıladı. Bir top kaybı. Şimdi Abdülkadir güzel bir topuk pası vermek istedi. Kasım takip ediyor ama bir faul. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Yalçın geriye doğru döndü. Ferhat Fırat içeriye doğru gönderdi. Orada defansta karşılayan Kasım oldu. Şimdi gerilerden oyun kurmak istiyor. Sol tarafa doğru gönderildi Serkan. Serkan'dan bir top kaybı. Sefer'in önüne doğru. Sefer aldı topu. Sağ tarafta içeriye doğru gönderdi. Arkalarda oraya gelen Kubilay vardı ama doğrudan kaleci Yaşar'ın eline geldi. Şimdi bu sefer sağ taraftan Ayrancılar ilerliyor. Orada Abdülkadir. Yapılan hareket faul. Ayrancılar kullanacak serbest vuruşu. Hemen hızlıca kullanıldı. Geriye doğru döndüler Kasım. Sedat. Kalecisi Yaşar'a döndü. Tekrar Sedat'a verildi. Biraz kötü bir pas orada. Evet. Orada mücadeleye gelen Ferdi'ydi. Ferdi topu kontrol edebilecek mi? Evet, Ferdi'den top dışarıya çıktı. Taç atışı kullanacak Ayrancılar. Atış kullanıldı. Alpan vurdu kafayı. Top tekrar dışarıya çıktı. Ayrancılar bir taç atışı daha kullanacak. Evet, artık son dakikanın içine girdik. Biraz sonra hakem uzatma dakikalarını gösterecek ve gösterdi ama tabelayı ben okuyamadım. Dördüncü hakem tabelayı kaldırdı ama ben okuyamadım. Şimdi sol taraftan geliyor bu sefer İzmir Spor. Araya giren Kasım uzaklaştırdı orada. Şimdi Alpan yerilerden Yalçın'a kazandırdı topu. Yalçın'ı arkadan çektiği için bir serbest vuruş verdi hakem Sercan Özçevik. Hemen kullandılar. İçeriye doğru ama o geriye doğru döndü Rahit. Sağ tarafa doğru döndü Sefer. Sefer aldı. Arkadan Alpan bindirmeye geldi. Alpan'ın önüne doğru attı. Alpan içeriye doğru baktı. Ortaladı. Ve araya giren oyuncu Ferdi topu kaleciden, kaleci Yaşar'dan hemen önce topu içeriye doğru şöyle ufak bir dokunarak gönderdi. Ve İzmir Spor ikinci golünü kazanmış oldu. Böylelikle dakikalarımız tam 45 artı 1'deyken
Ferdi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ve şimdi tekrar izliyorsunuz bu güzel golü. Ferdi geldi aradan vurdu. Sefer'in o güzel ortasında dokundu ve topu ağlara gönderdi. Kaleci Yaşar'ın hemen yan tarafından. Deplasmanda İzmirspor Ayrancılar Gençlik Gönü'nde 2-0 üstünlüğe ulaştı. İlk yarı birazdan bitecek. İlk yarının son dakikası 45+1'de golünü atmış oldu İzmirspor. Oyun tekrar hareketlendi. Gönderilen topta araya giren Yalçın. Sefer tekrar Yalçın. Sefer. Topun üzerinden Ferdi atladı ama şimdi tekrar geldi. Ferdi sağ taraftan gelmek istiyor. Hasan hemen hiç riske girmeden topu dışarıya gönderdi. İzmirspor bir taç atışı kullanacak. Sağ taraftan. Sefer geldi. Taç atışını Sefer kullanacak. Bakıyoruz. Kalenin içinde çok oyuncu yoktu. Bir oyuncu var. O da offside. Düzeltiyorum. Hatalı bir taç kullanımı. Şimdi taçı tekrardan kullandı Ayrancılar bu sefer. Hasan gönderdi kaleci Yaşar'a. Yaşar ileriye doğru gönderdi. Orada Rahit kafayla karşıladı. Şimdi Hüseyin sağ taraftan geliyor. İçeriye doğru tekrar baktılar. İçeride iki oyuncu var. İçeriye gönderilen topta kafayla uzaklaştıran Sedat. Sefer'in önünde kaldı. Sefer tekrar aldı topu. Sedat'ın kontrolünde top dışarıya çıktı. Sefer'in o topa ulaşmasına izin vermedi. Evet, ilk yarının Sercan Özçevik ilk yarının son düdüğünü çaldı ve ilk yarı sona erdi. Birazdan ikinci yarıda sizlerle tekrar birlikte olacağız. Amatör Lig Haber ekranlarında.
Evet, Amatör Lig Haber ekranlarında tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı unutmayınız Amatör Lig Haber YouTube kanalımıza. Böyle size çok güzel amatörü destekleyici maçları sizlere bizler yayınlayacağız burada. O yüzden bu maçlardan haberdar olmanız için Amatör Lig Haber hem üye olup hem de bildirimlerinizi açmanızı istiyoruz. Ve şu an takımlar sahadalar, ikinci yarı başlamak üzere ve 3 oyuncu değişikliği birden yapıldı. Ayrancılar Gençlik Spor'da antrenör Doğan Genç ikinci yarıya 4 numaralı Recep, 42 numaralı Nail ve 20 numaralı Kadir'le 3 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı ve ikinci yarıdaki ilk düdük çaldı. Oyun başladı. Evet, Ozan içeriye doğru yolladı. Orada topa bastı, düştü ama arkadan gelen Serkan topu devam ettiriyor. Sol tarafa bu sefer açıldı top. Sol taraftan şimdi hızlı bir şekilde geliniyor. İçeriye doğru gönderilen top. Orada kaleci Uğur çift yumruk uzaklaştırdı. Top iki takım arasına gidip geliyor. Alpan karşıladı. Şimdi gerilerden Sefer geldi. Düzeltiyorum. Fırat geldi ve topu dışarıya gönderdi. Risk almadı orada. Evet, şimdi bir uzun taç atışı kullanılıyor. İçeriye doğru gönderildi. Defansta Alpan hemen uzaklaştırdı o topu. Şimdi geriye doğru döndüler. Ozan aldı orada. Hala top Ozan'da. Muhammed'de top. Muhammed dışarıya gönderdi. Şimdi İzmirspor atışı kullanacak. Mert ilk golünde kahramanı Mert İzmirspor'da. Mert yolladı. Orada Ferdi. Sol taraftan Mert'le tekrar gelmek istediler ama Mert topa bastı ve topun kontrolünü kaybetti. Top dışarıya çıktı. Out. Kaleci Yaşar hemen hızlı bir şekilde kullandılar. Hasan'dan tekrar Yaşar. Orada Rahit ileriye doğru doldurdu. Tekrardan Hasan'a geldi top. Şimdi sol taraftan atak gerçekleştirmek istiyor Ayrancılar. İkili bir sıkıştırma var. Oradan çıktı, kurtuldu. Kasım ileriye doğru gönderdi. Orada Alpan'la mücadele. Alpan aldı topu. Yalçın'a verdi. Yalçın şimdi hızlı bir şekilde topu diğer yarı alana taşımak istiyor. Sağ tarafta Sefer. Sefer geliyor. Sefer. Hala top Sefer'de, dripling halinde ama Sefer kontrolünü kaybetti. Orada araya Hasan girdi, uzaklaştırdı. Kadir'in gönderdiği yerde biraz hızlıydı top, bir top kaybı oldu. Şimdi Kubilay sağ tarafa Sefer'e doğru gönderdi. Sefer içeriye baktı. Orada bir verkaç yaptılar Fırat'la. Sefer içeriye doğru gönderdi topu. Muhammed kafayla dışarıya gönderdi. Hiç risk almadı orada. İzmirspor bir köşe vuruşu kullanacak. Dakikalar artık 49'u göstermekte. Kubilay topun başında. İçeride çok hareketli bir grup var. İçeriye doğru gönderilen top, arkalardan kafayı vuran oyuncu Hüseyin ama son vuruş da defanstan diyor hakem Sercan Özçevik. Bu sefer diğer taraftan bir köşe vuruşu daha kullanılacak. Kubilay bu sefer diğer tarafa gidiyor köşe vuruşunu kullanmak üzere. İçeride 4 oyuncu var İzmirspor'dan. Şimdi 5 oldu. En dışarıda duran oyuncu Fırat. İçeriye doğru tekrar gönderilen top. Gerilerden defans uzaklaştırdı. Tekrar içeriye dolduruldu ama
Yaşar çıktı ve aldı topu. Şimdi hızlı bir şekilde kullandı. Orada Serkan. Serkan'dan önce defans girdi araya. Tekrar Ayrancılar'da kaldı top. Uzun bir atış yapıldı. Orada kontrol edemedi defans. Şimdi Serkan içeriye doldurdu. Tekrar Kadir. Kadir vurdu ama kaleci Uğur başarılı bir kurtarış yaptı. Kaleci Uğur'un üzerine doğru gelen top Kadir'in vuruşunda kaleci Uğur'dan sekti ve defans topu hemen dışarıya gönderdi. Şimdi Ayrancılar bir köşe vuruşu kullanacak. Karşılıklı ataklar ve köşe vuruşlarıyla devam ediyor maç. İkinci yarıya iki takım da hızlı başladı. Nail topun başında, Ayrancılar'da. 6 oyuncu var Ayrancılar'dan ceza alanı içerisinde. Şimdi içeriye doğru gönderin Nail. Ön kale direğine doğru. Orada Ferdi karşıladı. Ve uzaklaştırıldı. Şimdi taç atışı kullanacak Ayrancılar. Tekrar Nail ile. Nail bıraktı Muhammed'e. Muhammed uzun bir taç atışı kullanacak. İçeriye doğru doldurdu. Defans uzaklaştırdı. Kubilay müdahale edemedi. Top tekrar dışarıda. Ve taç atışını tekrar kullanacak Ayrancılar Nail ile. Arka arkaya taç atışları. Tekrar uzun bir atış. Arkaya doğru, geriye doğru sektiren Kasım. Ama orada bir faul tespit etti hakem Sercan Özçevik. Kaleci Uğur kullandı, hemen paslaşarak kullandılar. Alpan, Sefer geriye doğru döndü. Rahit. Yerde kalan bir oyuncu var. Sefer yerde kaldı İzmir Spor'da. Hakem de yanına gitti, oyunu durdurdu. Herhangi bir şey yok, o da ayağa kalktı. Hakem Rahit'e bıraktı topu. Rahit uzun kullandı. Ferhat'a doğru ama orada defansa araya giren Kasım uzaklaştırdı topu. Şimdi karambolde Kadir'in önünde kaldı top. Oradan Kasım'a. Kasım hızla sol tarafa doğru gönderdi. Sol tarafta içeriye baktı. Defansa da çarpan top. Kaleci Uğur çift yumruk uzaklaştırdı. Alpan uzaklaştırmak istedi. Tekrar Ayrancılar'da kaldı top. Orada güzel şık çalımlar var. İçeriye doğru dolduruldu. Defans tekrar karşıladı orada. Ferhat karşılamıştı orada. Şimdi bu sefer sol taraftan Ferdi ile geliyor. Ferdi Mert'e doğru bıraktı. Mert hızla geliyor. Mert içeriye doğru baktı. Ortasını yaptı ama istediği gibi değil. Top dışarıya çıktı. Out. Mert'in itirazları vardı orada. Faul olarak. Şimdi sağ taraftan, sol taraftan sağa doğru gönderildi Serkan'a. Ama Serkan dönünce Rahit vurdu kafayı. Kafalardan seken top Serkan. Serkan arkaya doğru devam et dedi hakem. Evet, hızlı bir şekilde Abdülkadir girdi. Ortası istediği gibi değil ama arka tarafta tekrar atak tazelenecek. Sıfırdan geriye Kadir'e. Kadir'in uzaklardan bir vuruş oldu. Ama o vuruş da biraz kötü oldu ve taç atışı, taç çizgisini geçti. Ve taç atışını kullanacak İzmir Spor. Ayrancılar bu dakikalarda daha istekli ve hırslı başlıyor. Daha diri görünüyor ikinci yarıda Ayrancılar. 3 oyuncu değişikliği, biraz daha kan değişikliği oldu. Kubilay'ın kafasına top dışarıda, bir taç atış kullanacak Ayrancılar. İkinci yarıda 3 oyuncu değişikliği yapmıştı Doğan Genç. Bunun biraz da meyvelerini toplamaya başladı herhalde. Muhammed taç atışını kullandı. Orada arkalardan
İçeriye doğru doldurdu Hüseyin. Kontrol edemediler. Orada Kasım geldi. Topu kazandırdı Abdülkadir'e. Tekrar Kasım. Kadir'e doğru ama Kadir'den önce araya giren oyuncu Ferhat. Ferhat uzaklaştırdı topu. Hasan da kalecisi Yaşar'a geri döndü. Sağ tarafta Muhammed top istedi. Muhammed'e doğru gönderildi. Muhammed kontrol etti. Arkadaşına pas olarak vermiş oldu. Şimdi Serkan'a doğru gönderilen top. Serkan'la Rahit geldi. Rahit hiç riske girmeden sağ taraftan topu gönderdi ama Rahit topa vururken o da yerde kaldı. Bir sakatlık geçiriyor Rahit. Evet, sağlık görevlileri oyun alanına geldi. Rahit'e müdahale etmek için. Rahit hala ayağa kalkmış değil. Şimdi Rahit Ferdi'nin desteğiyle ayağa kalktı. Sağ kenarına geliyor. Taç atışı kullanılacak. Muhammed taç atışını yine uzun kullanacak. Biraz gerildi. Muhammed içeriye doğru baktı gerilerden. Sedat da geldi. İçeriye doğru gönderildi. Kalabalık içerisinde. İçeriye tekrar doldurdu Serkan. Ama ters tarafa Abdülkadir. Abdülkadir. Şimdi sağ tarafa doğru döndüler. Muhammed kafayla içeri Serkan'a. Serkan tekrar doldurdu ama son ayak koyan orada Ferhat oldu. Top dışarıya çıktı. Bir köşe vuruşu kullanacak hayrancılar. Bu sefer de topu vururken yerde kalan oyuncu Serkan'dı ama o kalktı. Herhangi bir şey yok. Şimdi Nail geldi topun başına. Köşe vuruşunu kullanmak üzere. 6 kişi var. Ceza alanının içerisinde içeriye doğru gönderildi. Doğrudan kaleye gelen top. Orada Uğur tokatladı topu. Rahit aldı. Rahit uzun kullandı sefere doğru ama Muhammed geriden tekrar Kasım'a doğru gönderdi. Kafalardan seken top Yalçın. Top dışarıya çıktı. Atış İzmir Spor'un dediği Sercan Özçevik. Alpan kullanacak taç atışını. Alpan kullandı. Orada Hüseyin geriye doğru döndü. Kaleci Yaşar. Ona Kubilay baskıya gelmişti. Kubilay'ın baskısı sonuç verdi. Orada Ferhat aldı topu. Şimdi Yalçın. Yalçın. Hala Yalçın'da. Yalçın'a yapılan hareket faul. Ali Kartal'la mücadelesindeydi. Ali Kartal'ın yaptığı harekete faul dedi Sercan Özçevik. Serbest vuruşu kullanacak İzmir Spor. Evet, Rahit topu aldı. Serbest vuruşu kullanacak Rahit. Evet, biraz önceki pozisyonu tekrardan izledik. Ali Kartal'ın müdahalesi. Şimdi Rahit içeriye doğru gönderdi. Kafayla içeri dolduruldu. Ferdi doldurmuştu. Kafayı vuran Ferdi'ydi. Kaleci Yaşar'da kaldı top.
Yaşar uzun gönderdi. Orada karşılayan oyuncu Ferhat. Şimdi sağ taraftan Sefer'le gelmek istiyor. Sefer topu önüne alabilecek mi? Araya giren oyuncu Recep. Recep pasını verdi ama bir yanlış pas cezalarının içerisinde. İçeriye doğru gönderilen topta orada Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed aldı. Şimdi Muhammed driplingle geliyor. Güzel çalımlar, güzel hareketler. Muhammed iki kişiyi geçti. Muhammed devam ediyor. Sağ tarafta top isteniyor. Orada Abdülkadir, Abdülkadir defanstan da sekti top ama top biraz hızlı kaldı. Bir offside tespit etti aynı zamanda yan hakem. Kadir biraz daha geriden çıkmak istedi ama olmadı. Kaleci Uğur Engür şimdi endirekt serbest vuruşu kullandı. İçeriye doğru dolduran Ferdi. Defans uzaklaştırdı Yalçın. Yalçın'dan sağ tarafa Sefer'e. Sefer aldı. Yalçın. Fırat. Fırat sağ tarafa doğru gönderdi Kubilay. Kubilay içeriye baktı. İçeriye gönderdiği yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Şimdi uzun oynadılar. Oradan Abdülkadir'e. Abdülkadir topu aldı, kontrol etti. Üç kişi arasında sıkıştırmadan güzel çıktı oradan. Kasım'a yapılan hareket faul. Hemen kullanıldı. Serbest vuruş. Ali Sedat. İleriye doğru gönderilen top. Kontrolü alabilecek mi? Evet aldı. Tehlikeli bir şekilde girerken içeriye Alpan geldi. Kalecisine doğru topu biraz itekledi ve orada kaleci Uğur çıktı. Topu uzaklaştırdı. Taç atışı kullanacak Ayrancılar. Atış kullanıldı. İçeriye doğru gönderilen topta top biraz hızlı havadan hızlı geldi ve top dışarıya çıktı doğrudan. Kale vuruşu kullanacak İzmir Spor. Kaleci Uğur ile. Bu dakikalarda biraz daha Ayrancılar daha baskılı. İzmir Spor ise kontra atak deniyor daha çok. Hüseyin. Evet sol taraftan şimdi atak gerçekleşiyor. Orada araya defans girdi. Top dışarıya çıktı. Köşe vuruşu. Ayrancılar kullanacak köşe vuruşunu. Ali Kartal gitti. Köşe vuruşunu kullanmak için içeride bakıyorum. Kalabalık bir grup var dışarıda. Sadece Sefer var İzmir Spor'da. Atış kullanıldı. İçeriye doğru gönderildi. Kafalardan seken top geriye doğru. Top taç çizgisinin dışına kadar çıktı. İzmir Spor kullanacak taç atışını. İkinci yarıda Ayrancılar daha ileride baskı yapmaya başladı. İlk yarıda aynı şeyi İzmir Spor yapıyordu. Şimdi Ayrancılar rakip sahada baskıyla rakip sahadan çıkarmak istememişlerdi. Şimdi Rahit ileriye doğru gönderdi Sefer'e doğru. Ama orada kafayla karşılayan oyuncu Sedat oldu. Top dışarı çıktı. Taç atışını kullanacak İzmir Spor. Mert. Mert atışı kullandı. Arkalardan Serkan tutamadı topu oyun alanının içerisinde. Bir taç atışı daha kullanacak İzmir Spor. Mert ile. Hadi
Evet, Mert atışı kullanacak. Kubile'ye doğru gönderdi. Orada Muhammed de var. Muhammed topu dışarıya gönderdi. Bir taç atışı daha kullanacak İzmirspor. Mert geldi. Mert bıraktı Kubile'ye. Uzun bir taç atışı kullanılacak. Kale içine doğru gönderilen topta defans kafayla uzaklaştırmak istiyor ama top Sefer'in önünde kalmıştı. Şimdi Alpan, Hüseyin, Sefer, Yalçın, Rahit, Fırat, tekrar Rahit. Kalecisi Uğur'a döndü. Uğur gelişini hemen vurdu. Orada karşılayan Muhammed. Şimdi sağ taraftan Serkan kaptana doğru çıkarmak istedi ama Abdülkadir'e araya defans girdi. Topu kalecisi Uğur'a kazandırmış oldu. Şimdi Fırat sol taraftan gönderdi topu. Orada karşılayan Sedat oldu. Sedat sol tarafa doğru döndü. Hüseyin. İçeriye doğru gönderilen top. Orada Abdülkadir aşağı indirdi. Ama defans girdi araya. Orada yerde kalan oyuncu da bir penaltı beklediler ama penaltı yoktu. Şimdi iki oyuncu birbirine istemeden girdiler. Orada Hüseyin yerde kaldı ayrancılardan. Ve pozisyon tekrarını izliyoruz şimdi. Abdülkadir indirmişti. Serkan vurmak istedi ama Serkan'dan önce defans girdi araya. Ve uzaklaştırdılar. İkinci yarıdaki en ciddi atak buydu. Ayrancılar adına. Rahit kullandı. Hemen Ferhat'ın önüne doğru yuvarladı. Ferhat uzun kullandı. Sefer'e doğru. Sefer topu kontrol edebilecek mi? Orada araya giren oyuncu. Ayrancılar da uzaklaştırıldı ama şimdi Yalçın'la tekrar atak tazelemek istiyorlar. Gerilerden geldi. Topu almak istedi. Tekrar yerde kaldı. Şimdi tekrar İzmir Spor Sefer'le sağ taraftan geliyor. İçeriye doğru gönderildi Fırat'a. Fırat kontrol edebilecek mi? Orada Ferdi'nin önüne kaldı ama Ferdi'nin vuruşunda kaleci güzel bir kurtarış yaptı. Şimdi tekrar atağı tazelemek istiyorlar. Hüseyin. Ve Erkaç yapıldı orada. Muhammed girdi araya. Muhammed topu havalandırdı. Serkan. Serkan'dan önce Mert. Mert'in yaptığı hareket faul. Ayrancılar bir serbest vuruş kullanacak. Muhammed topu bıraktı. Kasım. Arkadaşların ileriye gidin dedi. Düzeltiyorum. Orada Sedat. Sedat ileriye doğru gönderdi. Serkan'dan sekti. Abdülkadir aşağı doğru indirdi. Ceza alanının içerisinde vurabilecek mi? Vurdu. Orada çok tehlikeli bir pozisyonda. İstediği gibi kaleye doğru gönderemedi. Yuvarlayamadı topu. Kadir. Çok net bir pozisyonda ama istediği gibi bir vuruş yapamadı orada Kadir. Şimdi İzmir Spor hazırlık pasları yapıyor. Mert aldı topu. Serkan'a çarpmıştı. Serkan'a çarpan top dışarı çıktı Mert'in kontrolünde. Ve bir taç atışı kullanacak İzmir Spor. Mert topun başında. Topu
Evet, Mert geriye doğru kullandı. Rahit. Rahit havalandırdı topu. Orada Kasım geldi. İndirdi Kasım. Arkadaşına kazandırmıştı ama orada 4 kişi geldi ve baskı yaptılar. Ferdi de topu sağ tarafa Sefer'e doğru çıkardı. Sefer sağ taraftan ilerliyor. Ceza alanının içine girerken verdi. Orada Kubilay. Kubilay'dan şık hareketler. Geriye çıkartıldı. Gerilerden tam ceza yayınının önünden topa vurdular ama istediği gibi değildi. Şimdi ayrancılar gelmek istiyor. Kadir. Kadir araya Mert girdi. Topu uzaklaştırdı. Sol tarafta Kasım geldi. Ata destek veriyor. Şimdi Kasım. Kasım ayağında fazla tuttu topu ama kaptırmadı. Serkan. Serkan araya Kasım'ı içeriye doğru gönderdi. Mert araya girdi. Mert'in vuruşunda top dışarıya çıktı ve köşe vuruşu kullanacak şimdi. Ayrancılar sağ taraftan. Ve bir oyuncu değişikliği daha olacak. Sedat çıkacak oyundan. Ve Hasan Can oyuna dahil olacak. Ayrancılarda. Ama köşe vuruşundan sonra olacak bu değişiklik. Yo, şu an oldu. Evet, uzaktan Sedat oyun dışına çıktı. Hasan Can onun yerine oyuna girdi. Şimdi Serkan köşe vuruşunu kullanıyor. İçeriye doğru gönderilen top kafalardan sekti. Ama içerideki itişme kakışmalardan herhalde hakem tekrarlatacak şimdi köşe vuruşunu. Düdükten önce dedi. Şimdi kullanabilirsin diyor hakem. Serkan bıraktı topu. Serkan da şimdi içeriye gitti. İçeriye doğru tekrar gönderilen top kafalardan sekti. Uğur da bir topu tokatladı, dışarıya doğru çıktı. Bu arada ceza alanı içerisinde yerde kalan bir oyuncu var. Ayrancılarda oyuna yeni giren Hasan Can yerde kaldı. Atıyorum Serkan yerde kalmıştı. Serkan şimdi kalktı o da ayağa. Serbest vuruş kullanılacak. Kaleci Uğur arkadaşlarını bekliyor ileri gitmesini. Sol tarafta Sefer, bu sefer sol tarafa doğru geçmiş durumda, sağdaydı. Geriye doğru Ferdi sektirdi ama araya Muhammed girdi ve topu uzaklaştırdı. Top dışarı çıktı. Bir kale vuruşu daha kullanacak Uğur İzmirspor'da. Dakikalarımız artık 73. 73. dakikadayız. Ayrancılar Gençlik 0, İzmirspor 2. 18. dakikada Mert, 45+1'de de Ferdinand attığı gollerle 2-0 önde İzmirspor. Evet, Uğur oyunu yeniden hareketlendirdi. Arkada yine Ferdi kafayla indirdi arkadaşlarının topu. Orada Kubilay. Kubilay içeriye doğru çıkardı. Yalçın. Yalçın aldı. Yalçın'dan sol tarafa Kubilay'a. Kubilay vurdu kaleye ama top dışarıya çıktı. Kaleye epey farkla Kubilay istediği vuruşu yapamadı orada. Şimdi Yaşar kullanacak kale vuruşunu. Ayrancılar dediğim gibi ikinci yarıya daha istekli başladı ama İzmirspor'da kolay kolay biz diyor bu maçı bırakmayız. Alpan kafayla havalandırdı topu iyice. Arkalardan Rahit'in yaptığı hareket faul. Kaptan Abdülkadir'e. Şimdi bir serbest vuruş kullanılacak. Stop.
Kale epey uzak bir mesafede. Ama kaleyi de düşünebilirler mi? İçeriye doğru bir orta çekildi. Orada karşılayan Ferdi oldu. Şimdi tekrar bir mücadele var orada. İki kişi, ikili sıkıştırma. İkili sıkıştırma içerisinde. Fırat'a yapılan hareket faul. İzmirspor serbest vuruşu kullanacak. Evet, şu ana kadar maç sık sık bu faullerle durmuş oldu. Rahit topun başında. Rahit ileriye doğru gönderdiği yerde Ferdi indirdi Yalçın'a. Oradan bir pas hatası Serkan. Aradan Mert geldi. Mert Yalçın bıraktı Kubilay'a. Kubilay'ın pasında hata. Orada Kasım aldı topu. Geriye Hasan. Serkan. Düzeltiyorum. Recep. Yaşar. Hasan. Şimdi Abdülkadir alabilecek mi topu? Gerilerden geldi Hüseyin. Ayak koydu. Arkadaşına kazandırdı. Saha içerisinde iki kişi yerde yatıyor. Ayrancılarda ve şimdi tekrarını izliyorsunuz. Biraz önceki faulün. Evet, bir oyuncu değişikliği olacak mı? 8 numaralı oyuncu Fırat oyundan çıkıyor. İzmirspor'da 9 numaralı formasıyla Sercan oyuna dahil oluyor. Evet, dakikalarımız 77. Soner Keleş ilk değişikliğini yapmış oldu İzmirspor'da. 8 numaralı Fırat Yakıştır oyundan çıktı. 9 numaralı Sercan oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda Sercan görev yapacak İzmirspor'da. Orta alanda. Muhammed yerde kalmıştı. Tedavisi yapıldı. Şimdi oyun alanının kenarına geliyor Muhammed. Ve taç atışıyla oyun tekrar hareketleniyor. İleriye doğru Sefer'e doğru gönderilen top. Orada karşılayan. Ve şimdi Yaşar'a kazandırdılar topu. Yaşar. Hemen önünde Recep. Recep tekrar Yaşar. Sol tarafa doğru gönderdi. Tekrar Yaşar. Serkan'a gönderdi topu. Serkan'a bir ikili sıkıştırma gelecek mi orada? Serkan aldı. Driplingle devam ediyor ama Kubilay geldi, pozisyonunu bozdu. Ondan da bir pas atası Kadir'e. Sol tarafa Kasım sol tarafa doğru gönderdi topu. Orada arkadaşlarından kimse yok. Kafayla uzaklaştırıldı. Sercan aldı topu şimdi. Gerilerden geldiler. Devamlı top şu an takımı değiştiriyor. İki takım arasında top gidip geliyor. Hızlı bir şekilde. Şimdi Yaşar. Kasım. Serkan. Tekrar Kasım. Geriye doğru döndü. İleriye gönderilen topta sol tarafta topla buluşan oyuncu Nail. Ali Kartal topu kaybetti. Şimdi Sercan'da. Sercan aldı topu. Bakıyor. Sol tarafta Kubilay desteğe geldi. O biraz daha üstten aşırıp göndermek istedi ama orada hiçbir takım arkadaşı yoktu. Top şimdi ayrancılarda. Kadir topu kaybetmedi. Aldı şimdi sağ tarafta. Çok tehlikeli bir atak ceza alanının içerisinde. Topa vurdu ama offside bayrağı havada. Abdülkadir güzel bir pozisyon yakalamıştı ama offside bayrağı havada.
Evet, son oyuncu değişikliğini de yapıyor Doğan Genç hocamız. 14 numaralı formasıyla Deniz oyuna girecek. Ayrancılar Gençlik'te Deniz oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda o görev yapacak. Sol tarafa doğru gönderilen, Kubile'ye doğru gönderilen top da defans girdi araya. Topu dışarıya gönderdi. Hemen hızlı kullandılar. Mert geriye doğru döndü. Rahit Ferhat'a gönderdi. Ferhat, ona baskı yapan Abdülkadir var orada. Ferhat gönderdi yerde. Defans karşıladı topu. Şimdi Kadir'den bir hatalı pas. Sağ tarafa doğru gönderildi. Sefer gidiyor ama önceden tehlikeyi sezen Yaşar çıktı ve topu uzaklaştırdı. İki takımda da müdahale edemediler orada topa. Deniz almak istiyor. Deniz takip ediyor şimdi. Son dakikalarda Deniz forvette biraz diri bir güç olarak girmek istedi. Soktular oyuna. Şimdi Hüseyin pasını verdi. Orada Sercan Hüseyin'le mücadelesi. Tekrar Sercan sağ tarafa doğru gönderdi orada. Sefer'e doğru ama Sefer. Şimdi tekrarını izliyorsunuz. Biraz önceki pozisyonun, offside pozisyonunun. Abdülkadir güzel kaçmıştı ama offside pozisyonu hakemden kaçmamış oldu. Evet, oyun yeniden hareketlendi. Abdülkadir sol tarafa doğru gönderdi. Evet, şimdi içeriye doğru son çizgiye gelindi. Topu kontrol etti, içeriye baktı. Deniz'e gelmeden önce topa Rahit vurdu kafayı, uzaklaştırdı. Şimdi tekrar bir atak tazeleniyor. Top dışarıda, taç atışını hemen kullandı Ayrancılar. İçeride 3 oyuncu top bekliyor. Deniz'le birlikte Rahit çıktı kafaya. Tekrar uzaklaştırıldı ama Ayrancılar topu takip ediyor. Şimdi Recep Serkan'a doğru. Serkan topu yakalayabilecek mi ama Serkan için biraz hızlı bir top oldu. Top dışarıya çıktı. Recep'in gönderdiği topta Serkan yakalayamadı topu. Dakikalarımız 83. Son 7 dakikanın içerisindeyiz artık. İzmir Spor'un 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Deplasmanda Mert. Mert kullandı taç atışını. Şimdi Serkan tekrar top dışarıya çıktı. İzmir Spor'da iki değişiklik olacak. 30 numaralı Samet ve 25 numaralı formasıyla Görkem kenarda. Evet, oyundan Kubilay çıktı. Sefer oyundan alındı. Yerine Samet ve Görkem girdi İzmir Spor'da. İzmir Spor'da 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu. Şimdi Hasan Can kalecisi Yaşar'a bıraktı topu. Yaşar hızlı bir şekilde topu oyuna gönderdi. Orada Alpan kafayla uzaklaştırdı hemen. Samet topu takip ediyor. Samet'ten Görkem'e. Görkem geriye döndü Alpan. Samet tekrar aldı topu. Alpan arkaya doğru gönderdi. Biraz o Sercan'ın arkasında kalmış top ve onun yaptığı harekette faul.
Asancan kullanacak. Serbest vuruşu kullanıldı hemen. Recep bu arada sağ taraftan kaçan Serkan var. Ona doğru gönderilen topta Mert girdi araya. Uzaklaştırdı. Şimdi Yalçın Mert'in önüne doğru gönderdi ama orada araya Hüseyin girdi. Topu arkadaşlarına kazandırdı. Abdülkadir sol tarafa doğru gönderdi. Bir boşluk arıyor. Ayrancılar bu dakikalarda. İçeriye gönderilen top. Deniz aldı topu. Deniz vurdu. Kalenin üstünden top dışarıya çıktı. Deniz de birkaç dakika önce oyuna giren futbolculardan biriydi. Ayrancılardı ama ön tarafa biraz hareket getirmiş oldu o da. Şimdi kaleci Uğur kullanacak atışı. Tekrar izliyoruz. Bu tehlikeli hata, ayrancıların tehlikeli hatanı. Şimdi sol taraftan Görkem gelirken Serkan geldi araya. Onun pozisyonunu bozdu. Gerilerden Ferdi. İçeriye doğru doldurdular. Biraz geriye doğru çıktı. Tekrar içeriye Samet. Gerilerden desteği Hüseyin gelmişti. Şimdi tekrar Samet ama Hüseyin'in yaptığı hareket faul. Hemen hızlı bir şekilde kullandılar. Deniz'e doğru gönderilen topta araya Rahit girdi. Uzaklaştırdı. İzmir sporlu oyuncularda kaldı. Yapılan hareket faul. Hüseyin'in yaptığı hareket faul Sercan'a. Şimdi Rahit aldı topu. Rahit kullanıyor. Uzun bir atış oldu bu. Orada karşılayan çok tehlikeli, çok riskli bir hareketti. Şimdi Samet'in önüne kaldı. Samet vurdu. Ama top dışarıda, istediği gibi değildi onun da. Yapılan hareket faul. Rahit'in yaptığı hareket faul. Bir serbest vuruş kullanacak ayrancılar. Deniz geldi topun başına. O bıraktı Serkan'a. Ayrancılar tüm hatlarıyla gitti ama o Serkan direkt kaleyi düşündü. Kaleci Uğur'un direkt kucağına gelen bir toptu. Onun için kolay bir top oldu bu. Şimdi Uğur uzun gönderdi. Karşılayan Hasancan oldu. Tekrar içeri döndürüldü ve orada Görkem. Bir top kaybı Deniz. Abdülkadir. İçeriye doğru gönderdi ama Rahit geldi. Tehlikeyi sezdi. Araya girdi. Ve uzaklaştırırken Abdülkadir'e çarpan top dışarıya çıktı. Tekrar bir taç atışı kullanılacak İzmir Spor. Alpan taç atışını kullanacak. Son 2 dakikanın içerisindeyiz. Geride bir hatalı Recep'ten bir hatalı pas oldu bu. Tekrar Recep ama bırakmadı. Israrla takip etti topu ama Alpan'dan ileriye doğru bir pas. Devamlı her ayak koyduğu top İzmir sporlu oyuncuların önünde kaldı Recep'in. Şimdi Hüseyin, Serkan. Karşısında Yalçın vardı. Araya giren oyuncu Ferdi. Yalçın. Şimdi sol tarafa Görkem'in önüne doğru ama Recep girdi araya. Kalecisi Yaşar'a pasını verdi. O da Serkan'a kazandırdı topu. Şimdi orta alandan hızlı bir şekilde çıkmak istiyorlar. Sol tarafa doğru gönderdi Hüseyin. Orada Nail top kontrol etmekte biraz zorlandı ama arkadaşına kazandırdı sonuçta topu. Geriye doğru döndü. Şimdi Deniz
Deniz aldı. Deniz hızlı bir şekilde topu iletti. Ama orada top ayaklardan sekti. En son Alpan vurdu. Uzaklaştırdılar topu. Şimdi Hasan Can tekrar içeriye baktılar. İçeriye doğru gönderilen topta Kadir'e gelmeden önce orada topu uzaklaştıran Rahit. Şimdi sağ taraftan Serkan gelmek istiyor ama Mert geldi araya. Topu vurdu ve top dışarıya çıktı. Taç atışı kullanacak Ayrancılar. Bu arada iki oyuncu değişiklik daha yapacak. 14 numaralı formasıyla Yalçın'ı oyundan alıyor. Ve 23 numaralı formasıyla Ferdi dışarıya çıkıyor. Onların yerine 77 numaralı formayla Remzi, 6 numaralı formayla da Berk dahil oluyor. Son değişiklikleri de teknik sorumlu Soner Keleş bu şekilde yapmış oldu. Artık uzatma dakikalarındayız. Dört dakika uzatma olacak oyunda. Şimdi Serkan kullandı. Mert'e çarpan top dışarıya çıktı. Taç atışı kullanacak tekrar Ayrancılar. Serkan ile en azından bir gol için bastırıyorlar ama istediklerini ulaşamadılar şu ana kadar Ayrancılar. Hasan Can havalandırdı topu. Onu takip eden Remzi'ydi. Şimdi tekrar Hasan Can sol tarafa doğru gönderdi Nail'e. Nail defansın arkasına doğru gönderdi. Top doğrudan kaleci Uğur'a kadar geldi. Uğur uzun gönderdi. Atışı İzmir Spor kullanacak. Mert. Sercan. Sercan yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Serkan uzaklaştırdı. Abdülkadir. Abdülkadir Deniz'in önüne doğru hızlı bir atak istiyorlar. Sol tarafa doğru gönderdiler. Oradan sağa doğru. Şimdi Kadir'de. Kadir ama yeterince çoğalamadılar orada. İzmir Spor defansı yerine almıştı. Kadir de oradan ceza sahası çapraz köşeden vurmak istedi ama istediği gibi değil ve top dışarıya çıktı. Şimdi Uğur kale vuruşunu kullanacak. Dakikalar hızla tükeniyor. Uzatma dakikaları da artık. Uğur kullandı atışı. Remzi'ye doğru. Remzi'nin yaptığı hareket faul. Serkan topun başında. Bütün hatlarıyla diğer yarı alanda Ayrancılar. Şimdi orada Kadir. Orada bir faul tespit etti hakem Sercan Özçevik. Kaleci Uğur kullanacak bu vuruşu. Biraz daha geriden dedi hakem. Uğur oyunu yeniden hareketlendirdi. Orada karşılayan Hasan Can, Alpan, Hüseyin. Hüseyin aldı topu şimdi. Arka tarafta Remzi elini kaldırdı top istiyor. Görkem var ceza alanı içerisinde. Şimdi içeriye doğru baktılar ama orada ayağında fazla tutunca Samet topu kaybetti. Şimdi sağ tarafa doğru gönderildi. Abdülkadir Deniz'le paslaştılar. Biraz geç kaldılar onun için. Sercan girdi araya ama top gene Hüseyin'de kaldı. Kasım'da kaldı.
Tekrar Kasım. Geriye doğru döndü Nail. Recep. Recep ceza sahasına doğru doldurduğu topta doğrudan kaleci Uğur'un ellerinde bu atakta sona ermiş oldu. Ve hakem son düdüğünü çaldı. Ayrancılarla Ayrancılar Gençlik ve Spor İzmir Spor arasındaki oynanan karşılaşma İzmir Spor'un 2-0 üstünlüğüyle sona ermiş oldu. Evet, birazdan sizlere tekrarları göstereceğiz. Güzel bir maç, keyifli bir maç oldu. Evet, şimdi burada ilk golü izliyoruz. Mert gelmişti. Mert sert ve düzgün bir vuruşla İzmir Spor'u 1-0 öne geçirmişti. Ve ikinci golü izliyoruz. Alpan'ın ortasında orada bir ayak koyan, tıklayan Ferdi oldu. Kaptan Ferdi ve takımını iki farklı üstünlüğe ulaştırmıştı. Ve böylelikle bu haftada güzel ikinci hafta Süper Amatör Playoff gruplarının ikinci haftası sona erdi. İzmir Spor ilk galibiyetini almış oldu. Evet, haftaya sizde cumartesi günü gene güzel bir maçla sizlerle birlikte olacağız. Amatör Lig Haber'e abone olmayı unutmayın. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın dostça kalın.